bugün Durağan'daki üzücü olayların, yargılamasının, safahatının 3. yılının içerisindeyiz. Bugünkü duruşmada tabii çok enteresan şeyler oldu. Önceki mahkeme heyeti Kürt ve Türk vatandaşlarımıza ayrıma tabi tutup bir kısmını Durağan'da yargılayıp bir kısmını da Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar vermişti. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir kısım Durağan'da yargılanan kişilerin hiçbiri hakkında henüz daha bir kamu davası açılmadığını öğrenmiş bulunduk. Tabii bu kadar 2,5-3 yıla yakın süren yargılama safahat içerisinde üzülerek ifade etmeliyim ki hala dosyayı çözmekten ve ölen gencimizin failini bulmaktan büyük bir acı içine düştüğünü görüyoruz yargı makamlarına. Ve bugün enteresan bir şekilde ateş ettiğini ifade eden sanığı serbest bırakıp masum olduğu kanaati çok bizde pekişen bir sanığı da tutukluluğun devamına karar verdiler. Tabii izleyiciler arasında bu korkunç hukuk skandalını duyup infiale kapılan, kendisini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Adli önünde arbede çıktı ister istemez. Adalet tabii bir tatmin sınır. Kamu vicdanını tatmin etmeyen kararlar, sadece kararlar değil, kamu vicdanını tatmin etmeyen soruşturmalar böyle vahim, üzücü ve halk arasında kabul görmeyen sonuçlara yol açıyor. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Ancak bu noktada hukuk mücadelemiz, dosyayı aydınlatmaya yönelik gayretlerimiz, tüm yargı mensubu meslektaşlarımın adeta bize karşı kör, sağır, dilsiz oynamasına rağmen ısrar ve inatla devam edecek. Umarız sonuçta iyi bir karar çıkar. Öyle ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.